How much? $3.50. Money, money. $3.50. How much? $10.20. Bir tane alacağım. One. Swan. Karışık yap. Ha? Biraz bundan, biraz bundan, biraz bundan. Neyim? Pilon. Pilon. Yes. Böyle bir meyve aldım. Santori. Tanesi 20 peso. Hayatımda yediğim en ilginç meyve olabilir. Dışı ekşi, içi tatlı. Ablamız burada Hindistan cevizi suyu ve ananas suyu satıyor. Yarım ondan aldım, yarım ondan aldım. 10 peso. Tadı çok şekerli. Bir daha alır mıyım? Hayır. Bakalım fiyatlar nasıl olacak. Beef rice. Okay. Arkadaşlar 80 pezoymuş. Yaklaşık 1.7 dolara denk geliyor. Böyle bir tabak et ve böyle bir pirinç 1.7 dolar. Dünyanın neresinde bu fiyata dana eti alabilirsiniz ki? Gayet iyi. Ben bunu yiyip sonra devam ederiz. Thank you. Şuna baksanıza, sanki sanayiden çıkmış. Bu araba da bana çok garip geliyor ya. İşin komik tarafı, 1.65 boyumla Filipinler'deki insanların %95'inden daha uzunum. Bu sokak aynı bana Jakarta'daki sokakları hatırlattı. Endonezya'daki. Hi bro. Abi yemin ediyorum aynen Jakarta'ya benziyor. Hatta kendimi şu anda Endonezya'nın Jakarta şehrindeymiş gibi hissediyorum. İnsanların yarısı burada çıplak geziyor. Hello bro. Welcome to the Philippines. How are you? Kap çay. Oh my god. Kap çay. Thank you. Buradaki sokak daha dar. Sokaklar çok dar. Kamerayı görünce hemen gidiyorlar. Bye bye. Burası neymiş öyle? Oh, what's up? Hello. Hello. How are you? What's up in the Philippines? Lali, got the dough. Abi burada bir Atari salonu var. Hello guys. İnternet kafe. Hello bro. Hey, hello. What's up, dude? Çok tatlı bir mahalle. Herkes kendi işinde gücünde. Berberi, bakkalı.
Şurada da mahallenin çocukları ip atlıyor. Hello. Elektrik kablolarına bakın. Böyle sokakları görünce dayanamıyorum, dalıyorum. Bir tane Filipinli kız yanıma geldi. Halimi, hatırımı sordular, sağ olsunlar. What's your name? Lorin. Lorin. What's your Angel. Name? Angel. İkisi de gayet saygılı ve nazik. Visit here in the Philippines. It's so big country. Thank beautiful you. Here. No comment. Thank you. Öyle bir kalabalık var ki. Zaten burası Asya'nın en kalabalık şehri. Ha. Hello, how are you? Şu gökdelenlerin arasındaki hayata bakın. Hello. Hi. What's your name? What's your name? I'm Ethan. Thank you. Şehrin en lüks mekanlarına gittiğin zaman bile bu kadar zevk almıyorum. Az önce şu Varoş mahallesindeydim. Tam onun karşısında da şu gökdelenler var. İki farklı yaşam bir arada. Emin olduğum bir şey var. Bu çocuklar bu gökdelenlerde yaşayan çocuklardan çok daha mutlular. Ve onlardan daha çok çocukluklarını yaşıyorlar. Dükkanlardaki parmaklıklara bakarsak burada hırsızlık olaylarının çok olduğunu anlayabiliyoruz. Bazılarında çiftler çiftler parmaklıklar var. İki ayrı yaşam var burada. Bir tarafta gelişmiş bir şehir var. Diğer tarafta ise varoş bir şehir var. Böyle. Şu an Manila'nın Pasig Nehri'ndeyim. Su pislik içinde. Çalı çırpılar da suyla birlikte hareket ediyor. Şimdi aklımda tek bir soru var. Acaba pazarda sattıkları balıkları burada mı tutuyorlar? Bu kirli gölden ne kadar güzel bir manzara çıktı. Diğer tarafta ise otoban var. 15 dakikadır burada yürüyüşe çıktım. Boğazım tıkandı. Konuştuğum zaman boğazım ağrıyor. O kadar yoğun bir egzoz dumanı var. Karşıda Zone 8 yazıyor. Gireceğim tabii. Polis de burada bekliyor. Buralar tehlikeli. Ama ben gireceğim. My friend, only my friend. Alcohol? Yes, yes. No, alcohol, no. Only thank one, you. My friend. No, thank you. Only man. One, my friend, please, only one. Thank you. My good friend, night. Only one, please. Shout out. Thank you, bro. Zone 8'i sevmedim arkadaşlar. Ben Zone 9'a gideceğim. Ya da Zone 10'a. Çok ilginç bir şehir değil mi? Son bir görüntümüzü alalım ve gidelim. Dört gündür Filipinler'deyim. Yatakları çok küçük. Değiştirdiğim üçüncü otel. Bugün de başka bir otele geçeceğim.
otelimizi şöyle kaos gibi bir manzarası var. Sabaha kadar araçlar susmuyor. Film. Şuradan gittiğiniz zaman kadın ve erkeklerin bölümüne gidiyorsunuz. Burası ise kadınların yeri. Filipinler'de de böyle bir şeyle karşılaşacağımı hiç düşünmezdim. Hava kalitesi burada o kadar kötü ki nefes bile alamıyorum. Boğazım yavaş yavaş tıkanmaya başladı. Şurası zaten bulanık görünüyor, sanki sisli gibi egzoz dumanından. Şimdi beni gören insanlar diyor ki bu salak mı, bu kafayı mı yemiş, burada ne işi var bunun burada? Ama abi bizim görevimiz. Yolda yürürken bu gençleri gördüm. Hello bro. Hey bro. How are you? Hey, what's up? Hey, what's up? Hey. Bana yukarılara gitme, buralar tehlikelidir söylediler. Bilmiyorum. Mahallenin üzerinde resmen kara bulutlar var. Neredeyse elektrik tesisatından gökyüzü görünmüyor. Yerel halkın bana buralarda gezme tehlikeli insanlar var demesi beni biraz şaşırttı. Demek ki gerçekten çok tehlikeli bir. Yerel insanlar bile bunu kabul ediyorlarsa. Buraya Metro Manila diyorlar. Sözde ülkenin en tehlikeli mahallelerinden biri. Şimdiye kadar bir tehlikesini görmedim. İnsanlar gayet samimi. Güler yüzlü. What's your name? Carlos. Ha? Huh? You? Good. Thank you. Yeah. Sokaklar o kadar dar ki. Manila'da barangay diye bir terim var. Burada mahallelere barangay diyorlar. Ve hepsi alanlara ayrılmış. Alan 1, alan 2, alan 3. Benden başka yabancı yok burada. Turist yok. Çok ilginç bir yer ya, çok renkli. Burada bir boks ringi kurmuş ve bütün insanlar da burada seyrediyor.